Evet dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda ne tanıtacağız? Bosch markasının Easy Grasscut 23 modelini elektrikli ve misinalı çim biçme makinesini tanıtacağız sizlere. Hızlı bir şekilde kutudan neler çıkacak bir ona bakacağız. Sonrasında da yaklaşık 2 ay önce bahçemize ekmiş olduğumuz çimleri, büyüyen çimleri keserken videosunu çekip sizlerle buluşturacağım. Performansı nasıl, ne kadar iş görüyor, ne işe yarıyor? Bu videoda da bunun bilgisini vermiş olacağım. Hayatımda ilk defa çim biçme makinesi alıyorum. Mayıs 15 itibariyle fiyatı yaklaşık 850 lira gibi bir rakama geldi. Bunu da burada söylemiş olayım. Şimdi kutu böyle geldi. Üzerinde güvenlik etiketleri var, gördüğünüz gibi. Dilerseniz hemen şöyle kutuyu açalım beraber. Evet arkadaşlar, ürün böyle 3 parça gibi geldi. Sap kısmı, uzatma kısmı ve rotor kısmı. Az önce gördüğünüz kitapçıklar. Şimdi ben bunu kurup müsaadenizle çimleri biçmeye başlamak istiyorum. Kamera açısına giriyorum bilmiyorum. Şu takozu, yani plastik şey çıkarıyorsunuz şuradan. Kenara koydunuz. Şu yaylı bir mekanizma. Şurada da deliği var böyle. Getiriyorsunuz arkadaşlar buraya. Getirdiniz. Nazikçe ittiriyorsunuz. Şurada set var. Tırnağınızla bastınız. Şu seti açtığı zaman bu kısma geçiyor ve bir klik sesi duyuluyor. Ve ürün kullanıma hazır hale geliyor şu şekilde. Boydan göstereyim. Bahçede de göstereyim size boyu nasıl. Şimdi biçme işine girelim bakalım. Kutu açılışı, çimlerin biçilmesi, bahçenin öncesi ve sonrası şeklinde hazırlayıp, kısa bir video hazırlayıp yayınlamayı planlıyordum. Ama başında da söyledim videonun, hayatımda ilk defa bir çim biçme makinesi kullanıyorum. Çim biçme makinesi aldım. İlk defa çim biçiyorum. Cihazı şu alanı gördüğünüz gibi biçtikten sonra, otları kestikten sonra deneyimleme şansım oldu haliyle.
Ve bununla ilgili videoyu kapatacakken birkaç bir şey daha söyleme gereği duydum. O da nedir? Şu Misinalı dedik ya, kesimi yapan kısım. Bununla ilgili mesela ilk söyleyeceğim şey, makinenin Misina makarası içinde. Şöyle çektiğiniz zaman gördüğünüz gibi gelmiyor. Tam şu kısımda, şu karşı kısmında, Misina'nın karşı kısmında bir şey var, mandal gibi bir şey var. Buraya basıyorsunuz bir kere, bir diş serbest bırakıyor Misina'yı. Bir daha basıyorsunuz, bir diş daha serbest bırakıyor ve çekince bir diş kadar geliyor. Yani böyle tık tık tık, öyle düşünün. Bastınız, geldi. Nereye kadar uzatacaksınız? Bakın şurada, şu otların kapladığı alanda şurada bir parça var. Görüyorsunuz, plastik. Aşağı yukarı buna böyle hemen hemen yakın bir şekilde getireceksiniz. Optimum uzunluk bu olmuş oluyor. Zaten çok çıkarırsanız buraya çarpıp kopuyor misina. Bu birinci söyleyeceğim. İkinci söyleyeceğim şu, sık sık ve inanılmaz şekilde burası böyle şey doluyor. Kestiğiniz çimlerle doluyor. Makine gıcır gıcırdı. İşte yaklaşık 40 metrekare, 50 metrekare bahçemizi biçtikten sonra inanılmaz bir ot kapladı böyle. Bunları da kenara atıyoruz böyle. Çimleri biçtikten sonra şeyi planlıyordum. Kesilen çimleri toplamayı planlıyordum. Tırmıkla ya da elimle falan. Ama bilmiyorum çimin türünden mi, başka bir şeyden mi, ortada toplayacağım bir çim parçası kalmadı. Böyle gördüğünüz gibi yün gibi kıymık kıymık hale getiriyor. Artık onları da toplamayla uğraşmayacağım. Onlar kuruyup toprağa karışacak. Onlar da doğal besin olacak yine çimlere, toprağa. Öyle bir karar aldım. Çünkü gerçekten toplamıyor. Arkamda çuval var, görüyorsunuz belki. Toplamayı denedim biraz. Toplanacak bir parça yok ortada. Makinenin diğer kısmına gelecek olursam, diğer söyleyeceğim kısmına, şu metal çekerek böyle sona getiriyorsunuz filan. Bu ne işe yarıyor diye düşünüyordum. Şu muhafazayı, bir tane cıvatası var. Öyle takıyorsunuz buraya. Yıldız cıvata. Bu muhafaza herhangi bir şey tutmuyor. Size köşelere yanaşırken referans olmayı sağlıyor. Yani misine aşağı yukarı şu ebattan dönüyor. Bunun dışına çıkmıyor gibi, böyle bir cetvel gibi filan düşünebilirsiniz. Hiç zorlanmadı cihaz bu arada, söyleyeyim. Hani böyle çok dinlendirmedim de, çok yüklenmedim de. İnanın hiç zorlanmadı. Bir 10-15 kere misinayı uzatma gereği duydum. Performansın düştüğü yerde. Neden? Kopuyor ve kısa hale geliyor. Kısayla da kesmeniz mümkün olmuyor. Benim gibi ilk defa bu işi yapacaklara tavsiyeler niteliğinde. Çimin mesela şöyle yapayım. Yönü var. Şöyle yattığı zaman, buradan kestiğiniz zaman kesilmiyor çim. Karşısına geçin, şuradan kesmeye çalışın. O zaman dikeliyor çimler. Ve böyle daha rahat kesmiş oluyorsunuz. Gayet şıkır şıkır işini yaptı bu makine. Dediğim gibi benden geçer not aldı. Şu hayat pahalılığında da 800 lira gibi, 800-850 lira gibi bir rakama alabileceğiniz en optimum makine. Ha, kocaman bir bahçeniz varsa o ayaklı, tekerlekli çim biçme makinalarından alsanız daha iyi olur. Ama benim gibi böyle amatör ilgileniyorsanız bu işlerle, şu makine inanın fazla fazla yetecektir. Parasını da sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Daha pahalılarına inanın gerek yok. Bu makineyi tavsiye ediyoruz. Bunu da alet, edevat, makineler kısmına, envanterimize kaldıracağız. Gayet de güzel çalıştı. Bu video da burada bitti. Sonraki videolarda görüşürüz. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.